Yakup bir çoban. Lavan ve Lavan'ın çocukları da çoban. İşte bu noktada bir olay başlıyor. Yakup'un bakmakla sorumlu olduğu sürüler daha sağlıklı ve sayıca daha çoklar. Kesinlikle burada bir şey dönüyor. Burada olan şey aslında Yakup'un bereketlenmesi. Lavan da bunun farkında. 27. ayette Lavan Yakup'a, "Rab sayende beni kutsadı," diyor. "Alacağın neyse söyle ödeyeyim. Yani sana ne vereyim," diyor. Yakup 31. ayette çok önemli bir şey söylüyor. "Bana bir şey verme," diyor. Burada söylediği şeylerden birisi şu ki aslında, "Bana bir şeyler veriyormuşsun gibi davranma. Çünkü bunlar zaten benim hakkım, ben kazanıyorum." Gerçek şu ki, bütün bunları Tanrı veriyor, sen değil. Yaratılış 24. bölümde bu ruhsal ilkeyi görmüştük. Sodom kralı İbrahim'e mal mülk vermek istemişti. İbrahim ise "Hayır, senden hiçbir şey almayacağım," diye yanıtlamıştı. Çünkü İbrahim biliyordu ki bütün bunların hepsi Tanrı'dan geliyor. Şimdi bu durumda da Yakup, bereketin Lavan'dan gelmediğini, Tanrı'dan geldiğini biliyor. Yakup'u bereketleyen Tanrı'ydı. Yakup ve Lavan arasında bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma biyolojiye dayalı bir anlaşma. Genlere dayalı. Tabii ki Yakup o dönemde genleri, biyolojiyi bilmiyordu. Belli renkteki koyunlar, eşek, deve, artık ne yetiştiriyorlarsa onların hepsi Yakup'a ait olacaktı. Diğer renktekiler ise Lavan'a ait olacaktı. Yakup diyor ki, "Şu renkteki koyunlar benim olacak, bu renkteki koyunlar ise senin olacak." Böylece anlaşma yapıyorlar. Sonrasında Yakup'un sürüsü iyi gidiyor. Lavan'ın sürüsü ise iyi gitmiyor. Bu bölümde çok garip bir şey oluyor. Kutsal kitaptaki en garip şey bu aslında. 37. ayette görüyoruz ki Yakup dallardan bir şeyler yapıyor. Dalları soyuyor, beyaz çentikler açıyor. Sonra bunları hayvanların önüne koyuyor. Hayvanlar bunu görünce doğuracakları hayvanların rengi belli oluyormuş. Böyle varsayıyor. Bunun doğacak hayvanların rengi üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyor. Yakup gerçekten buna inandı mı? Evet, inandı. Bu gerçekten mantık dışı bir şey mi? Evet, mantık dışı bir şey. Yakup'un yaptığı bu şey doğru muydu? Hayır, değildi. Peki kutsal kitap bunun doğru olduğunu söylüyor mu? Hayır, söylemiyor. Burada durup biraz konuşmamız gerekiyor. Sizinle iyiliği ve kötülüğü bilme ve yaşam ağacı hakkında konuşmuştuk. Sonrasında Adem ve Havva'nın Adem bahçesinden kovulduğunu görmüştük. Ve Tanrı, Adem ve Havva'nın yaşam ağacından yedikten sonra sonsuz yaşayacaklarını söylemişti. Fiziksel bir şeyin içerisinde ruhsal bir etki barınabilir mi? Veya doğal olan bir şeyin içerisinde göksel bir şey olabilir mi? Evet, olabilir. Birinci soruya verdiğimiz cevap bu. Evet, olabilir. Fiziksel ve doğal olan bir şeyin içerisinde ruhsal bir şeyler olabilir. Bunun örnekleri sizlersiniz.
Bakarsak eğer hepiniz birer bedensiniz. Ancak hepiniz ruhsal bir şeye, yani ruha sahipsiniz. Sizler fiziksel bir varlıksınız. Ancak Tanrı içinize ruhu koydu. Tanrı sizinle böyle bir şey yapabiliyorsa bir ağaçla da yapabilir. Tanrı iyiliği ve kötülüğü bilme ağacına ölümü, yaşam ağacına ise sonsuz yaşamı koymuş olabilir. Tanrı sizinle böyle bir şey yapabiliyorsa ağaçlar konusunda da böyle bir şey yapabilir. Tanrı fiziksel şeylerin içerisine ruhsal şeyler koyabilir. Tanrı bazen böyle yapıyor. Batıl inanç nedir? Batıl inanç, fiziksel bir nesnenin ruhsal bir özellik taşıdığına, ruhsal bir etki taşıdığına inanmaktır. Ki bu nesne öyle bir şey taşımaz. Kutsal kitapta bunun örneğini çok az görüyoruz. Tanrı bazen fiziksel şeylerin içerisine ruhsal nitelikler ekleyebiliyor. Antlaşma sandığında da durum böyle. Antlaşma sandığına baktığımızda antlaşma sandığı da ruhsal bir şeyler taşıyor. Kutsal kitapta bu durum çok nadir de olsa gerçekleşiyor. Musa'nın asası durumunda da böyle. Tanrı bunu yapabilir. Ki yapmıştır da zaten kutsal kitapta. TV seminerleri Tanrı'nın krallığına yatırım yapmak için harika bir yoldur. Lütfen bu etkili eğitim ve sosyal yardım hizmetini desteklemek için bugün bağış yapmayı düşünün. Sizin lütufkar bağışlarınızla varız. TVS projesinin devamlılığını ve büyümesini desteklemek için lütfen bağış yapın. Daha fazla bilgi için tvsseminerleri.com'u ziyaret edin. Ancak batıl inanç ise bunun her zaman ve her yerde olabileceğine inanmaktır. Ancak bu doğru değil. Şu an sizin ülkenizde bulunduğum için saygılı olmam gerekiyor. Ve dikkatli olmam gerekiyor. Ancak söylemek istediğim bir şey var ki, sizin ülkenizdeki ana dine baktığımda, ruhsal şeyleri hiçbir ruhsal anlam taşımayan fiziksel şeylerle kısıtlıyorsunuz. Bu şeylerin Tanrı ile hiçbir alakası yok. Bu Tanrı'ya tapınma değil, batıl inanç. Rahel'in sahip olduğu adam otu, çocuk doğurmak için hiçbir güce sahip değildi. Bu bir batıl inançtı. Aynı şekilde ağaç dallarının doğacak hayvanların cinsiyetini veya rengini belirleme özelliği yok. Bu da bir batıl inanç. Kutsal kitabın bize öğrettiği şey tam olarak şu. Bu kişiler eskiden paganlardı. Hala paganizmin kültüründen kurtulmamışlar. Şu an doğru Tanrı'yı tanımaya çalışıyorlar. Tam olarak bilmiyorlar Tanrı'yı. İşte kutsal kitap bu insanların Tanrı'yı tanıma sürecini anlatıyor. Bu kişilerin hala anaokulunda gibi olduğunu unutmayın. Anaokulunda çok eşlilik, yanlış ritüeller, batıl inançlar birçok pagan kültürünü barındırıyor. Bu kişiler hala pagan kültüründen çıkamamışlar ve çıkmaları da çok uzun sürecek. İnsanlar bunu görüp de saçmalık diye düşünebilirler. Tanrı bize şu an tarihsel olarak neler gerçekleştiğini anlatıyor. Bu metne baktığımızda bu metin inanmayanlar için çok büyük bir neden teşkil ediyor. İnanmayanlar bak kutsal kitap ne kadar saçma diyebilirler. Ancak kutsal kitap bize neyin doğru olduğunu değil, bu insanların neye inandığını gösteriyor şu anda. Bu insanlar bu olayların gerçekleşmesini büyü gibi düşünürken aslında bunları yapan Tanrı'ydı. Büyü değil, bu Tanrı'nın işi. Birkaç hafta önce Münih'te çok büyük bir parti yapıldı. Ekim Festivali partisi. Eskiden Münih'te yaşıyordum. 4 yaşındaki oğlumu alıp beraber bu festivale gittik. Bir arkadaşımın da 4 yaşında oğlu vardı. Oğullarımızı alıp bu festivale gittik. Çocuklarımızı oradaki oyuncaklardan birine bindirdik. Oyuncak uçak şeklindeydi. Aşağı inip yukarı kalkıyordu.
Çocuklarımıza direksiyonu tutmalarını söyledik. Sağa sola dön diyorduk. Çocuklar bunun eğlenceli olduğunu düşünüyorlardı. Oğlum bu oyuncağı kendisini sürdüğünü düşünüyordu. Aslında bu oyuncağa binip de hiçbir şey yapmasanız da oyuncak kendi yörüngesi etrafında dönüyor. Çocuklar direksiyonu tutup da oyuncağı kendilerinin yönlendirdiklerini düşünselerdi, aslında oyuncağı yönlendiren onlar değildi. Yakup ağaç dallarının yavruların doğmasına büyük bir etkisi olacağını düşünmesine rağmen bunları yapan Tanrı'ydı. Kutsal kitaba dönüp baktığımızda şöyle düşünebiliriz. Bu kutsal kitaptaki en ilginç şeylerden birisi. Ancak unutmayın ki bu insanlar 3500 yıl önce yaşadı. Böyle garip şeylere inandılar. Günümüzdeki insanlar da hala böyle garip şeylere inanmaya devam ediyorlar. Burcun ne diye soruyorlar. Akrebim, kovayım diyorlar. Bunların hepsi batıl inanç. Hepsi büyü. İnsanlar günümüzde bile böyle şeylere inanıyorlar. Bu nedenle bunları okuyup da şaşırmanıza gerek yok.